Siz evden çıkmayın, ihtiyaçlarınızı ayağınıza kadar getirelim. Bir telefonla biz bu yardımları size getiriyoruz. Covid-19 salgınının yayılmaması için Türkiye evlerine kapandı, sokaklara çıkmadı. Seyyar satıcılar da tezgahlarını topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcıları yalnız bırakmadı. Sahilde izinli satış yapan 50 seyyar satıcıya gıda ve sağlık paketi, çocukları için de süt yardımı yapıldı. Yardımlar zabıta ekiplerince seyyar satıcıların evlerine götürüldü. Van'da da jandarmalar iş başındaydı. 65 yaş üstü bireylerle kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını dağıttılar. Ben çok teşekkür ediyorum. Kaynaklarım ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bu belayetin Müslümana bizimle dahil dedaf edin. Sakarya'da polis salgın yüzünden işinden olan vatandaşların ailelerini yalnız bırakmadı. Memur maaşlarıyla gıda malzemeleri aldılar. Aileler için kendi elleriyle gıda kolileri hazırlayarak güzel bir dayanışma örneği sergilediler. Evlerinize kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derecede önem taşımaktadır. Zorunda kalmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. Evde hayat var. Evde kal. Hayat eve sığar. Birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz Türkiye. Biz bize yeteriz Türkiye. Sakarya'dan sonra bir örnek davranış da İstanbul'dan. Sultanbeyli'de oturan Tayfun Artun'un sosyal yardım ödemesi evine teslim edildi. Artun ayakkabılığında kendisine verilen para zarfına benzeyen ve üzerinde başkasının ismi olan bir zarfın olduğunu gördü. 155'i arayarak durumu bildirdi ve zarfı ekiplere teslim etti.